Ekrandaki tabloda iki farklı komünite var, birinci komünite ve ikinci komünite. Her iki komünitede de üç farklı tür var. Türlerin popülasyonları da burada verilmiş. Ek olarak, komünitelerdeki toplam birey sayısı da birbirine eşit. Bu satırda, iki komünite içinde toplam birey sayısının 1000 olduğunu görüyoruz. Şimdi, bu tabloda verilenlere dayanarak bana hangi komünitenin daha çeşitli olduğunu ve bunun nedeninin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Birinci komünite mi yoksa ikinci komünite mi? Gelin birlikte biraz düşünelim. Daha önce öğrendiklerimize dayanarak iki komünitede de eşit sayıda birey bulunduğundan tür sayısının çeşitlilikle alakalı olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız. Tür sayısı çeşitliliğe katkıda bulunan öğelerden biridir. Ancak dikkat ederseniz burada iki komünitenin de tür sayısının e, aynı yani 3 olduğunu bakın burada görebilirsiniz. Veriyi incelediğimizde ikinci komünitenin büyük bölümünün A türünden oluştuğunu, B ve C türlerine ait birey sayısının oldukça düşük olduğunu görebilirsiniz. Birinci komünitedeki dağılım ise ikinciye göre daha eşit. Bu yüzden de birinci komünitenin daha çeşitli olduğunu söylemek mümkün. Yine de bu kararın mantığa dayalı bir karar olduğunu söylemem lazım. Rakamlar son derece açık ve net olduğu için birinci komünitedeki tür dağılımının çok daha eşit, İkinci komünitenin ise ağırlıklı olarak A türünden olduğunu görüyoruz. Rakamlar hep bu şekilde olmayabilir. O yüzden popülasyonun çeşitliliğini ölçmenin daha kantitatif yani nicel bir yöntemi olması gerekir. Simpson çeşitlilik indeksi adında böyle bir yöntem mevcut. Evet not ediyorum bunu. Simpson çeşitlilik indeksi. Nasıl hesaplandığına bir bakalım. Bir eksi toplam işaretini koyuyorum. Sonra her bir türe sırayla bakmamız gerekiyor. O türdeki birey sayısını alıyoruz ve komünite büyüklüğüne bölüp bu bölümün karesini alıyoruz arkadaşlar. Türlerin her biri için bu hesaplamayı yaptıktan sonra da bulduğumuz sonuçları topluyoruz. İsterseniz gelin bu iki komünite için Simpson çeşitlilik indeksinin neye işaret ettiğini, neye eşit olduğunu hesaplayalım. Hatta her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve bunları benden önce siz kendi kendinize hesaplamayı deneyin lütfen. Birinci komüniteyle başlayalım mı? Not ediyorum. Birinci komünite için çeşitlilik indeksi eşittir 1 eksi 325 bölü 1000'in karesi. Türlerin her biri için bunu yapacağımızı söylemiştim. Artı 305 bölü 1000'in karesi artı 370 bölü 1000'in karesi. Parantezi kapatalım. Evet, bir miktar sadeleştirme yapabileceğimi düşünüyorum. Eşittir. 1 eksi binin karesi 1 milyon ve paydaları eşit olduğundan hepsini aynı paydaya alabilirim. Bölü 1 milyon. Evet, yazayım. Payda da 325'in karesi artı 305'in karesi artı 370'in karesi olacak hesap makinesini çıkarayım. 325'in karesi artı 305'in karesi artı 370'in karesi buna eşit. Bunu 1 milyona bölelim. Evet, bölü 1 milyon. Bunu bir de birden çıkarmamız lazım. İşte sonuç bu. 0,664. Yaklaşık 0,664 olarak yazayım. Aynı şeyi ikinci komünite içinde yapalım ve buraya yazalım, tamam mı? Evet. İkinci komünitenin çeşitlilik indeksi eşittir 1 eksi 925 bölü 1000'in karesi artı 40 bölü 1000'in karesi artı 35 bölü 1000'in karesi. Aynı şekilde bunların hepsini 1 milyon paydasında toparlarsam 1 eksi bölü 1 milyonu yazıyorum paydaya da e, paya da daha doğrusu, 925'in karesi artı 40'ın karesi artı 35'in karesi, hesap makinesine alayım, 925'in karesi artı 40'ın karesi artı 35'in karesi bölü 1 milyon. Bunu da birden çıkarmamız lazım. Sonuç yaklaşık olarak 0,142. Evet, Simpson çeşitlilik indeksini kullandığımızda mantık yürüterek bulduğumuz sonuca ulaştığımızı görüyoruz. İkinci komünitenin çeşitlilik indeksi birincinin indeksinden oldukça düşük. Bu da videonun başında mantık yürüterek ulaştığımız sonuçla, yani ikinci komünitenin daha az çeşitliliğe sahip olması sonucuyla tutarlı. Video bitince bunun matematiksel olarak neden anlamlı olduğu üzerine de biraz düşünmenizi öneririm.